Merhaba, ben Esen Bey. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu aralar çok tutulan o anne tostunun biraz daha devamını yapalım istedim. O yüzden bir anne köftesi tarifi vereceğim. Benim annem harika köfte yapar. Bizim eve gelen herkes Lale abla lütfen köftenden yapsana der. Bu annemin tarifi değil çünkü annemin tariflerini asla tutturamazsınız. Hep göz kararı verir. O yüzden bu benim annemin köftesine en yakın bulduğum köfte tarifim. Ben çocuklara çok yapıyorum. Seve seve tüketiyorlar. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Yaklaşık 450-500 gram kadar dana kıymamız var. Bir dilim benim önce ıslatıp böyle sıktığım beyaz ekmeğimiz var. İstiyorsanız tam tahıllı veya buğday ekmeği de içine koyabilirsiniz. Bir dilim büyük tost ekmeğim var. Küçük tost ekmeğiniz varsa 1,5 ekmeğe denk gelecek kadar olacak. Etrafını bulamak için unum var. Miktarı önemli değil. Bir bardak kadar yeterli olacaktır. Bu şekilde kurutup önce ayıklayıp yıkayıp sonra kurutup kavanoza sakladım. Maydanozum ve dereotum var. Ondan yaklaşık birer yemek kaşığını dolduracak kadar koyalım diyelim. Sevmiyorsanız hiç de koymayabilirsiniz. Bir tane yumurtam var. Bir çay kaşığı karbonatım var. Bir çay kaşığı karabiberim var. Ve istediğiniz kadar tuzunuz var. Bir de burada böyle ufak bir boy ya da yarım bir orta boy soğana denk gelecek kadar ufak doğranmış soğanım var. Eğer doğramıyorsanız rendeleyip suyunu da sıkıp kullanabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde ben köfteyi yapmaya başlayacağım. Şimdi ben kıymamın içine bütün malzemelerimi böyle yavaşça koymak istiyorum. Önce soğanımı koyayım. Şöyle doğradım. İstiyorsanız buna 1-2 diş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Burada dereotum var demiştim. Onları da şurada doğrayacağım. Aldım. Çok kabaca doğrayacağım ama istiyorsanız daha ince de doğrayabilirsiniz. Koymak istemiyorsanız da hiç koymayabilirsiniz. Hiç problem değil. Bunu doğruyorum. Soğanımı koydum. Şimdi dereot ve maydanozumu koyacağım. Bu kadar yeterli olacak. Dediğim gibi bu bir anne köftesi. O yüzden ne kadar güzel doğradığınız hiç önemli değil. Şu şekilde bunu da ekliyorum. Şimdi gelelim kalan malzemelerimize. Şu tahtamı kenara almak istiyorum. Şimdi bunun içine bir çay kaşığı karbonatımı attım. Bir çay kaşığı karabiberimi de attım. Karabibersiz köfte biliyorsunuz ki lezzetli olmuyor. Yaklaşık bir tepeleme bir tatlı kaşığı kadar tuz atıyorum. Köfte tuz çok istiyor çünkü. Bir tane yumurtam var. Onu da kırıp ekleyeceğim. Ve bunu güzelce ellerimle, çünkü bu köfte elle yapılıyor. O yüzden bunu bu şekilde karıştırarak kıvamlı bir, şimdi kıvamını da göstereceğim size. Bunu dövmenize, vurmanıza, böyle hani vardır ya köfteleri alıp vururlar falan, onu yapmanıza hiç gerek yok. Şimdi böyle iyice karıştı. Eğer biraz sulu olduğunu düşünüyorsanız bu neden olabilir? Soğanınızı sıkmamış olabilirsiniz. Ya da yumurtanız normal boydan biraz daha büyük bir yumurta olmuş olabilir. O zaman içine çok az un ekleyebilirsiniz. Hiçbir problem yaratmayacaktır. Kızartacağımız için o çiğ un tadını almayacağız. Mesela benimki çok hafif ıslak oldu. Ben şuradaki unumdan böyle bir yemek kaşığından biraz az şöyle ekleyip bunu yoğuruyorum. Evet. Şimdi bu köftem harcım hazır. Bunu öyle çok dediğim gibi yoğurmanıza gerek yok. Şöyle. Şimdi ben bunu nasıl şekillendireceğimi göstermek istiyorum size. Şöyle bir tane kıymamı alıyorum. Bu elim nasıl? Şuradan biraz un alayım elime. Tamam. Bunu bu şekilde önce biraz yuvarlak haline getiriyorum. Sonra birazcık sivriltip mi deniyor? Konuşamadım. Neyse bu şekilde hafif sivri, uçları sivri, tombik, İzmir köfteye benzeyen bir köfte elde ediyoruz. Bunu unuma batırıyorum. Şöyle bir çeviriyorum. Ve şöyle sallayayım. Bunu tabağıma koyuyorum. Hepsini bu şekilde yapacağım. Sonra nasıl pişirdiğimizi göstereceğim.
Şimdi anne köftelerim pişti. Nasıl pişti? Yaklaşık bir 10-12 dakikamı falan aldı. Çünkü ben orta ateşle orta yüksek ateş arasında pişirdim. Çok harladığınız zaman bu sefer yağınız çok kızacağı için dışı çok çabuk pişecek, içi de çiğ kalacak. O yüzden dışının renk aldığını düşündüğünüz anda yağınızın altını biraz kısıp içinin pişmesi için vakit verebilirsiniz. Ya da dışını pişirip daha önce ısıttığınız 150-180 derecelik fırında bir 10 dakika daha pişirmeye devam ederseniz içi tamamen pişecek ve harika bir köfte olacak. Ben şimdi şunları bir önce bu arada pişirdikten sonra yağlarını çektirmek için bir daha alıyorum. Yağlarını çektirmek için peçeteye koydum ve bütün yağını bıraktı. Ben şu köftelerimi buraya koyacağım. Benim bu tarifimden yaklaşık 10 köfte, 10 ile 12 köfte arasında çıkıyor. Gayet yeterli bir şey, adet bence. 12 tane dediğiniz zaman 3'er köfteden 4 kişilik bir porsiyon yaratmış oluyorsunuz. Benim şu anda burada 9 var. Çünkü burada bir tanesi, iki tanesini çok büyük yapmışım. Şunu şöyle bir kesmek istiyorum. Bakın içi pişmiş ve harika gözüküyor. Pufuduk pufuduk. Tam bir anne köftesi olmuş. Şöyle bir tadına bakalım. Yandım. Tam bir anne köftesi olmuş. Gerçekten böyle pufuduk pufuduk. Oradaki en büyük özellik de karbonat koymuş olmamız. Dediğim gibi çok çok lezzetli. Hafif kuru köfte yandıran bir anne köftesi oldu. Bunun yanına pilav, makarna, patates, salata her şeyi servis edebilirsiniz. Dediğim gibi ben bunu çok severek yiyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Anne köftesiyle bitiriyoruz. Bitiriyorum. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Eğer yorumlarınız varsa lütfen aşağıdaki yorumlar kutusuna yorum bırakmayı unutmayın. Bir de YouTube kanalında ismimin yanında bir tane çan var. Bildirimleri açmak için de lütfen o çana tıklamayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Mutfağın tadını çıkartın. Hoşçakalın. Çok iyi olmuş.